Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanlarını topladı. Toplantı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapan Erbakan, vergi ödemeyen şirketlere ilişkin konuştu. İhalelerde milyarlar maalesef imtiyazlara aktarılıyor, milyarlar savruluyor. Öbür taraftan emekliye gelince, emekçiye gelince, çiftçiye gelince, fındık üreticisine, çay üreticisine gelince para kalmadı, imkan kalmadı denildi. Kamu özel işbirliği kapsamında bu yıl 163 milyar lira garanti ödemesi alacak olan 20 inşaat firmasından 8'inin 2023 yılında hiç vergi vermediği ortaya çıktı. Bu 8 tanenin bazıları hem 2022'de hem 2023'te hiç vergi vermemiş. Tam bir AK Parti klasiği. Vatandaşa gelince, dar gelirliye gelince yok ama imtiyazlara geldiği zaman çok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının tahsil edileceğini açıklamasına tepki gösteren Erbakan, bunun muhalefet belediyelerinin hizmet yapmaması için atılmış bir adım olduğunu söyledi. 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde Türkiye'nin %70'lik bölümünde belediyeleri kaybettiler biliyorsunuz. Bu belediyeleri kaybettikleri noktada akıllarına SGK borçlarını tahsil etmek geldi. 90 küsur milyar lira belediyelerin SGK'ya borcu var, bunu tahsil edeceğiz. Peki 20 seneden beri bu belediyeler AK Parti'deyken bu tahsil etme niye hiç aklınıza gelmiyor? Sizin AK Partili belediyelerinizin yaptığı borçlar bunlar. Bu muhalefet partili belediyeleri çalıştırmamak, elini kolunu bağlamak, kilitlemek ve böylece hem muhalefet partilerini hem de o bölgelerde o partilere oy vermiş olan seçmeni halkı cezalandırmak demek.